Bir yerden bir kadın sesi geliyor. Ne oluyor ben de anlamadım ama yani böyle değişik değişik şeyler, sesler falan çıkmaya başladı. Değişik değişik şeyler. Burayı şeyi aldıktan sonra bak hava biraz durgunlaşmaya başladı. Bir önceki videoda burası yıkılıyordu arkadaşlar. Öyle bir yağmur, öyle bir yağmur ki yani akıllara zarar. Akıllara zarar. Çıkardığımız malzemeler ve çıkardığım malzemeye giden sülük. Sen demin buradaydın. Niye onlara gitsin? Hadi git. Sana dokunmayacağım. Evet arkadaşlar, burayı bağladık. Şu şekilde. İçerisinde bazı yapılacak işler var. Onları detaylı canlı yayınlarda da anlatacağım ama burada çok işimiz var. Şuranın şu anda içinden çıkardık bazı malzemeler. Şu köşede de var. Buraya gergiyi getirip şu ağacı geri çekmem lazım. Ya da bir testere getirip şuradan kesmem lazım ki görüntüyü daha güzel alayım buradan ama yani gönül o şekilde ister. Ama tabii her şeyi deneyerek ve yerini tespit ederek bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buraya zaten atıyor beni. Şu tarafa getiriyor beni çünkü. Bak bir daha göstereyim. Bak şu oksitli malzeme var orada. Şimdi bu malzemelerin bazıları vardır. Oksitli toprak altında kalmıştır. Bazıları toprak üzerinde olan oksitleri de vardır. Oraya çeker. Getiriyor. Atıyor. Çizdiriyor bana bak şimdi. Bak yeri çiziyoruz. Bak şuradan gidiyoruz. Boşluğa verdi. Buradan bir ileri gidiyorum. Bak yaklaştıkça döndürüyor. Yaklaştıkça. Aşağı indikçe dönüş hızlanıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yani şu içeri doğru olan yerden zaten iki tane malzeme aldım ben oradan. Şuradan. O malzemenin haricinde benim orada daha neler olabileceğini görebilmem için yeraltı görüntüleme yapmam lazım oraya. Bu yeraltı görüntülemeyi arkadaşlar yaptıktan sonra net bilgiler elimize geçebilir. Alan tarama seni oraya getirir. Alan taramadan sonra da sen görüntüleme sistemini güzel bir şekilde yaparsın. Çekimleri çok önemli yapın. Bak şimdi ben bunun şu tarafını komple almayacağım. Şurayı alacağım. Çünkü bana ora lazım. Ya bu taraftaki yeri zaten çektim. Şu alta kadar boş görünüyor. Bunu sıralı gidin. Bak şurada aşağı yukarı nereden baksan şuradan diyeyim size 2 metre bir derinlik var şurada. Burası küçük bir define odası yapmışlar buraya. Yerin altında 2,5 metre. Var yok. Belki toprak doldurarak 2,5 metre yapmış olabilir orayı da. Açık değilmiş. Yani hepsini dikkatli, detaylı, güzel bir şekilde çalışarak aynı bu şekilde dışarı çıkarabilirsiniz. Bak ilk orada. Sonrasında devam ediyoruz. Ve şuraya hemen soldan başlayarak. Şöyle çekelim. Orayı hala zaten boş gösterecek. Mecburiyetten. Evet bakın şurası, bak şu yuvarlak yeri var ya, bakın gösterdiği gibi şöyle büyüteyim daha detaylı bir şekilde görün orayı. Bak şu mavili olan yer, şöyle küçülttüğüm zaman daha detayını iyi görürsünüz. Şura şu boşluğu gösteriyor. Bak şimdi burada canlı bir şekilde size oranın ne kadar derin gösterdiğini söyleyeyim. Bak aynı dediğim gibi. Bak şuradan göstereyim size. 1,4, bak şuradan da almadım. Şu kenardan vuruyor oraya bak. Tam şuradan 1 metre 4 santim vuruyor. Hadi. Şunu şuraya kadar desek. 1 metre 70 santim desek. 7. Düzlük. Taban eğer ki şu şekilde gidiyorsa buradan. Arkadaşlar. Bak şu şekilde giden bir tabanda. Tam 1,5 metre aşağıda. Az daha sola geldiğimiz zaman da 2 metre gösteriyor. Görüyor musun? Bak boşluğu buradan 1,4 olarak algılamış. Şuranın üzerinden. Doğru algıladı. Ben 1,4
1-2 yani 1 metre 20 santim gibi bir düşünmem oldu. Ama makine daha güzel söyledi. Tam yani güzel. Benim hoşuma giden şeyler bunlar. Şimdi pinpoint rezervlerine bir bakacağım. Ya şimdi mezarı dur. Boş. Bu tarafta yani. İki yerde var. Burada orada. Şimdi gel de çıkar. Burası yıkılır. Normalde burayı şu alanı taban olarak komple aşağı inmem lazımdı. Orayı üstten aşağı doğru böyle açmam lazımdı. Ben direkt üstten aşağı girdim ona. Yanlış yaptım aslında bir nevi. Çünkü açıldığını oranın görünce şaşırdım. Çünkü küçük bir yer açarsın bu kadar aşağısı hop şöyle bir gidiyor. Yani ne? Sen de heyecanlanırsın. Direkt içine dalarsın zaten de. Ben bir gün böyle tam içine girmeden dışarıda bıraktım bir malzeme. Bir iki gün beklettim havalanması için. Çünkü kapalı kalır içeride metan gazı olur bilmem ne olur. Allah göstermesin. Ben orada malzemeyi alırken zaten içeriden koku geliyordu şunları alırken. Uf, onun için dikkat 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 her zaman önemlidir. Mum orada yanıyor. Buraya bağladık dediğimiz gibi arkadaşlar. Sarımsak size çok şey getirir. Böyle şeyleri buradan kovar. Bazı bilinen şeyleri de yaptığınız zaman çemberi almış olursunuz. Çemberi aldığınız zaman da bazı şeyler size çok iyi gelir. Diyeyim. De. Yaparsanız yapın, yapmazsanız yapmayın. Şimdi bunları da şey yapacağız zaten. Temizleyeceğiz. Bunları da alamayacağım şimdi ben buradan bugün de. Çünkü buranın işi çok. Bunların hiçbirini alamazsın. Sen şunu da var. Al git bak ne olursun. İyi gidiyor. Hayatın kayar gider abi. Mahvolursun. Bilmeden hiçbir şey yapmayın. Taş oradan aldık mı düşürecek oradan da. Nasıl yapacağız? Alacağız abi. Alabilir miyim böyle? Düşme lan düşme. Nasıl yaparım? Evet güzel olur. Size sonra döneceğiz. Kırık mı? Eğri. Ne bu? Bu ne? Şarap şişesi gibi. Olabilir kadeh.
Burada mı geçeceksiniz benimle beraber? Kırılıyor. Bu eğrilmiş. Abi bir şey yürüyor üstümde. Wow. Eyvah eyvah ya. Şunu size bir göstermem lazım. Şu paraların tarihini görün ya. Yemin ediyorum size böyle bir şey yok ya. Şu tarihi bir görseniz ya, muhteşem. Şu tarihe bakar mısın ya? Şu tarihe bir bakar mısın ya? Şu paranın, ya şunu şöyle müze gibi koy, izle. Sadece bak. Bu nasıl bir şey ya? Şu da aynı. Şurada var. Şu ne parası? Bu ne lan? Elimden de tutmak istemiyorum onu da. Yani şu. Ne lan? Ne biçim para bu? Arkadaşlar anlayan varsa bir yorumlara yazın bakayım. Ne parası bu? Değişik de bir para. Bak şunun kenarı hafif görünüyor içeride. Şurada bir şey var. Bu da aynı. Şunlara bak. Arkamdan sanki bir şey geçti. Şunların dizilişine baksana ya, nasıl çürümüşler. Şuraya bak. Nasıl bir tarih. Kırılıyor. Zarar vermek de istemiyorum. Suyun üstüne bir bakılması lazım bunların. Tarihe dokunmak var ya, çok başka bir şey, biliyor musunuz? Fena fena. Yemin ediyorum fena. Şu çıkan sonuncu beni çok etkiledi. Acayip bir şey, çok güzel bir şey. Şu taraflardan sürekli bir ses geliyor. Ben onu tam çözemedim ama şurayı size, buradaki vakit bizim dolmaya başladı. Çünkü evet, mumumuz kendi kendine sönmeye başlayana kadar buradayız arkadaşlar. Şöyle malzemeler var. Hepsini zaten şuraya koyacağım ben.
Çünkü ondan önce çıkanları da var şurada. Bunların hepsini tabi bölümleri sonunda size göstereceğim. Nasıl olduklarını, nasıl çıkardığımızı, neler yaptığımızı. Bunların hepsini size göstereceğiz de şuradan. Değişik değişik sesler de geliyor ya. Şu herhalde şarap. Şarap için herhalde. Bardağı. Artık neyse. Arkadaşlar bunları da biz alamayız. Bunların hepsini biz yerine bırakmamız lazım. Çünkü buraya. Onu da söyleyeceğim size. Neden bırakıyoruz? Aşağısı boş. Bu diğer bölümdeki çıkan malzemelerden şuraya doğru bırakalım. Şöyle üstünü kapatacağız. Çünkü biliyorsunuz hava nasıl açıyor. İşte bu. İşte bu lazım. Evet arkadaşlar, şimdi buradaki malzemelerimizi hemen toparlıyoruz. Bir sonraki yerde şuradan ileri doğru devam edeceğiz ve yeraltı görüntülemeler yapacağız. Şurada bir eğim var. Hatta şuraya doğru geçip de size göstereyim. Şurada. Şurada. Şuranın altı, bir de bunun altı ama bura çalışılmak için biraz da, ha bak taşları var burada. Şuranın altına doğru giriyor ve şura. Şimdi üzerine de çıkıp burada bir kaza falan da yaşamayalım. Şura. Görüyor musunuz? Tümseklik var. Çukur var. Giriş var. Altı kaya. Oranın da aynı. Orada da şuranın altını size gösterdim ben önceki bölümlerde. Görün, burayı iyi bir tanem. Burada işimiz çok. Bak şuradan gidiyor. Şuradan içeri. Neyse. Hepsine teker teker bakacağız. Bunların hepsini ben video halinde sizlere çekeceğim arkadaşlar. Dağlık alanlardan çıkmışam, gelmişim. Buraları fethetmişim. Aha üstümüz başımız çamur içinde. Arkadaşlar daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Buralarda çalışmalarımız devam edecek. Öyle bir kerende hemen biz böyle yerlerden hazinelerini buraların çıkaramıyoruz. Bunları bölüm bölüm size paylaşarak ileriye doğru gideceğiz. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.